Herkesin sırları vardır. Ama bazı sırlar diğerlerinden daha ölümcüldür. İçimde bir his vardı. Bir insanı gördüğünüzde hissettiğiniz o kişinin kötü olduğuna dair bir his. İblisler her şekilde bürünüp karşımıza çıkarlar. O bizimle oynuyordu. William Fowler ve yeğeni Enoch Rain için bu sırları paylaşmak çok zordur. Gerçeği bulmaya çalışıyorduk. Size korkmadığımı söylesem yalan olur. Yine de tüm risklere rağmen gerçekleri anlatmaya hazırım. İnsanlar çok kötü olabiliyorlar. Ama bunu beni yapmam gerekeni yapmaktan durdurmasına izin veremem. Eğer bunu durdurmasaydık bir kişi daha ölebilirdi. Cutlerville, Mississippi. 2005 sonbahar. Çoğu karanlık hikaye gibi bu da mutlu bir yerde başlıyor. Cutlerville, Mississippi'de. Katrina kasırgasının yıkımından yeni çıkmış Enoch Rain ve ailesinin mutlu olmak için birçok sebebi vardı. Küçük bir hafta sonu aile eğlencesiydi. Herkes birbirini tanıyordu. Gerçekten çok büyük bir kasabaydık. İnsanlar dedikodu yapardı. Enoch ve amcası William ailelerine hep en çok önemi vermişlerdir. William annemin en genç kardeşi. Bana karşı sadece bir amca gibi değil, sanki kardeşimmiş gibiydi. Enoch ve ben çok yakındık. Ailede her şeyi birlikte yapardık, balık tutardık. Ailede herkes bu iki adamın geldiği her yere, üçüncünün de geleceğini bilirlerdi. Kardeşim, nasılsın? Nasılsın? Beni bilirsin adamım. Enoch'ın küçük kardeşi James. Vay canına, galiba birkaç kilo vermişsin sonunda ha? Bakıyorum şakalar sende bugün James. James oradaki herkesin yanına gidip onları görecekti. Espri yapıp şakalaşacaktı. Oldukça enerji dolu biriydi. Yanınıza geldiği zaman sizi mutlu etmek isterdi. Bir süre müsaadenizi isteyeceğim. Yanlarına gitmem gereken bir sürü güzel insan var. Hadi git bakalım. Tamamdır. Ama son zamanlarda James'e tuhaf bir şeyler olmaktadır. James'in Irak'ta yaptığı askerliğinden beri sorunları vardı. Bu konuda konuşmak istemezdi. O yüzden konusunu hiç açmazdık. Ama Irak'ta olmanın onu değiştirdiğini biliyorduk. Sürekli arkasına bakıyordu. Geri döndüğünden beri. Biri onu izliyor gibi hissediyordu. Belki de onun nasıl hissettiğini anlayabilecek tek kişi James'in savaş dostu Papaz Ernest Smith'tir. Aa, merhaba güzellik. Ne istersin bakalım? Her şeyden biraz daha lütfen. Ve eşi Emma'nın ailece Cutlerville'e taşınmasına yol açar. Orası tam onlara göre gibi görünmektedir. Al bakalım babacığım. Benim babam harika bir insandı. Her sabah saat 5'te kalkıp kilisede vaaz verirdi. Vaaz vermeye bayılırdı. İnsanları gülümsetmekten çok hoşlanırdı. Eşi Emma da harikaydı. Ona bütün sorunlarınızı anlatmak için gidebilirdiniz. Yaşam dolu bir insandı. Her zaman görünmek isterdi. İnsanlarla konuşmaya bayılır, partilerde de çok sevilirdi. Emma'nın da olduğu bir barbeküye giderseniz, oradaki her şeyi, herkesi tanırdı. Herkes de onu tanırdı. İnsanlar Emma'yı çok seviyordu çünkü Emma gerçekten harika biriydi. Emma ve babam etrafta dolaşıp insanlar için dua ederlerdi. Oradaki herkes için bu barbekünün bir dönüm noktası olması gerekir. Katrina'yı geride bırakmanın zamanı gelmiştir. Ama kalabalığın içinde saklı yeni bir bela oluşmak üzeredir. Ernest arka bahçede barbekü yapıyordu. Havuzun oradaydı. Ben eve geldim.
Ve orada Emma ile kardeşim James'in öpüştüklerini gördüm. Sen çıldırdın mı? Sadece eğleniyoruz dostum, şakalaşıyoruz. Bu bir şaka değil. Ona bu evin sahibi olan adamın karısını öptüğünü, eğer yakalanırsa başına geleceklerden korkması gerektiğini söyledim. Çok endişeleniyorsun kardeşim. Sanki Emma ya da James birinin onları yakalamasını istiyormuş gibiydi. Ortalığı karıştırmak istemeyen inak, kardeşinin tuhaf davranışlarını bir sır olarak tutar. Birkaç hafta sonra. Ama bu boyutta bir kasabada bunun gibi bir dedikodunun saklanması neredeyse imkansızdır. James harika bir tamirciydi. Tamam, çekil de bir bakayım. İngiliz anahtarını ver. Sürekli bizim hiçbir şeyden anlamadığımızı ve yolundan çekilmemizi söylerdi. İşte bu iş böyle yapılır. Alo? Onu arayan kişi Ernest'ti. Ve Ernest bağırarak konuşuyordu. Çok gürültülü. James'e karımla arandakileri biliyorum diyordu. Olanlar kulağına ulaşmıştı. Hayır, beni dinle. O da ben de yetişkin insanlarız. İkisi arasında sinirli bir konuşma geçti. Sinirli derken gerçekten gürültülü. Herkesin duyabildiği bir konuşmadan bahsediyorum. Hayır, sen beni dinleyeceksin. Ne istersem onu yapabilirim, tamam mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? James aniden sinirlenen biriydi. Bir anda parlamasına alışmıştık. Ama eskiden öyle biri değildi. O değişmişti. Ben mi ne yapıyorum? Asıl sen ne yapıyorsun? O adamın karısı hakkında onunla tartışmanın ne anlamı var ki? İkisi evliler. New Orleans, Louisiana. 12 Nisan 2006. Ernest aldatıldığı için çok incinmiş olsa da Emma onu evli kalmaya ikna eder. Aralarını düzeltmek içinse James'ten uzaklaşır. Merhaba. Merhaba. Tekrar New Orleans'a taşınıyorlar. Kasırgadan sonra geri dönüp evlerini tamir edebilen ilk birkaç aileden biri onlar. Her kadın onunla olmak isterdi ama o Emma'yı tercih etti. Görüşürüz. Kaçta dönersin? Gece yarısı gibi dönerim. Ama beni beklemene gerek yok. Onu aldatmış olmasına rağmen Emma'ya taze bir demet gülü almıştı. Seni seviyorum demek istemişti. Ne kadar sorunumuz varsa hepsini çözeceğiz demeye çalışıyordu. İyi eğlenceler. Birkaç saat sonra. Tamamdır dostum. Bıraktığın için sağ ol kardeşim. Tamamdır. Ernest Smith motosiklet gecesinden dönüyordu. Arkadaşı onu eve bırakmıştı ve evin önünde kısa bir süre konuşmuşlardı. Etrafta hiç kimse yoktu. Bu silah sesleri yalanla dolu bir kabusun sadece başlangıcıdır. Bana yalan söyledi, bizimle oynadı. Ve düzenbazdı. Bu her şeyi değiştirir. Ve bir cinayet daha. Biri benim çocuğumu öldürdü diye ağlıyordu. Ne? Bu da kim? New Orleans, Louisiana. Katrina kasırgasından 8 ay sonra yıkıma uğramış New Orleans'ta papaz Ernest Smith ve eşi Emma şehrin boş bir kısmında olan evlerine dönmektedir. İlişkilerini Emma'nın aldatmasının verdiği zararı tamir etmeye çalışırlarken meydana gelen trajedi onlara engel olur. Ernest Smith evine çıkan merdivenlerde ölü bulunuyor. Kapı açıktı ve oradaki kan izlerini merdivenlerde ve çevrede görebiliyorduk. Ayaklarının dibinde birikmişti. Herhalde o an korkmuştu. Polis dedektifi, New Orleans. Silah yaraları göğüs bölgesindeydi.
Dönmüş ve saldırana doğru bakmış olmalıydı. Ben yataktaydım. Merdivenlerden aşağı inip onu tuttum. Onu kollarımda tuttum. Etrafta hiç kimse yoktu. Konuşacak, sorgulayacak, daha fazla bilgi edinecek kimse yoktu. Ve tek insan polisi arayan Emma Rain'di. Ve o hiçbir zaman şüphelenilen biri olmadı. New Orleans polisi zorlu bir görevle karşı karşıyadır. Katrina'nın sonrasında hiç insan olmayan bir yerde bir cinayet vakası çözmeleri gerekir. Katilin yakalanmasına dair umutları olmayan Ernest'i seven herkes sadece yasını tutar. Benim sorumsa kim neden onu öldürsün? Kim neden bir papazı vurmuş olabilir ki? Kim bu kadar harika bir insanı öldürür ki? İşte onunla ilgili tek hatırladığım şey bu. Onun güzel gülüşü. Keşke hala burada olsa. Beni arayıp New Orleans'ta bir cinayet olmuş deseniz bunu gayet normal karşılarım. Ama bana Ernest'in öldürüldüğü söylendiğinde çok şaşırdım. Hayır. Hayır, beni dinleyeceksin. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin, anladın mı? William'la telefonda konuşuyorduk. İkimizin de aklına aynı şey geldi. James bu adamın cinayetinde bir rol oynamış mıydı? Enoch ve William ailesi olanlardan James'in suçlu olduğunu düşünürler. Sormam gerekiyor. Ne soracaksın? Ona Ernest'in cinayetiyle ilgili bir şey bilip bilmediğini sordum. Bana hayır bilmiyorum dedi. Ve ben de tekrar ona sordum. Hayır. Kesinlikle ben yapmadım. Bana hayır dediği zaman ne kadar kavga ettiklerini bilsem de ondan şüphelenmeyi bırakmıştım. William ve Enoch ne kadar James'e inansalar da yapacağı şeyler onların şüphelerini arttıracak. Ne kadar sonra birlikte yaşamaya başladılar. Ben çok soru soran biri değilim. Ama yine de hepimiz neden birlikte olmaya başladıklarını çok fazla merak ediyorduk. Birlikte olmaya başladıkları zaman her şey değişti. James'i güzel kotlar, gömlekler ve takılarla gördük. Ve James hiç takı takmazdı. Bize sürekli onları kendisine Emma'nın aldığını söyledi. James bir kamyon şoförü olarak iş bulmakta güçlük çeker. Ancak Emma bütün işleri yolunda giden bir girişimcidir. Poplarville'de herkes onu kıskanmaktadır. Onun bir kuaförü vardı. Ve bir noktada emlak işine girmeye başlamıştı. Vergi işleriyle de uğraşırdı. Aynı anda 3-4 farklı işletmesi vardı. Yoğun çalışıyordu. James'le birlikte yeni evimizi bitirdiğimiz zaman gelmelisiniz. Çocukları getirin, havuza girerler. Hep birlikte oluruz. Sanırım ona olabilecekleri her şeyi göstermek istiyordu. Ona bu hayalleri besliyordu. Ve nedense o bundan çok hoşlanıyordu. Enoch ve William James'in bu yeni yüzüne şüpheyle yaklaşırlar. Ama bir sonra olacak şey onları daha fazla endişelendirir. Bir anda evlendiler ve hepimiz için çok şaşırtıcıydı. Kimse düğüne davet edilmedi. Kimse evlendiklerini bile bilmiyordu. Bir anda olmuş bir şeydi. Ve işte evlenmişlerdi. Neden bir anda evlensinler ki? James'le ilgili bir şey doğru değildi. Kimseye söylemeden evlenmezdi. Yani tuhaf bir şeyler dönüyordu. Hayat devam etmektedir.
James yetişkin bir adamdır ve istediği gibi yaşamaya karar verebilir. Enoch ve William da tıpkı onun gibi düşünmektedir. Bütün gün çalışıyorum. Kimya teknisyeniyim. Enoch ise tam zamanlı bir itfaiye. Boş günlerimizde ise yan iş olarak çit döşüyoruz. Enoch, seninle konuşabilir miyim? Ama geç kaldık. Bir dakikan alacağım. Bak, bu çeki nakite çevirebilir misin? Bir bakayım. Erkek kardeşim bir anda bana 20-25 bin dolarlık bu çekle ilgili bu soruyu sorunca gerçekten de bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldum. Emma'nın bu çeki nakde çevirebileceği bir sürü işi yok muydu? Bana neden yardım etmiyorsun? Sana yardım ediyorum zaten. Şimdi git buradan. Biri hakkında bunları hissetmeye başladığınız zaman tüyleriniz diken diken oluyor. Bir anda onlardan uzaklaşmak istiyorsunuz. İşte o sırada Emma bana böyle hissettirdi. Mart 2009. 2009 bahar aylarında Emma eski eşi Ernest'in savaş dostu James'le evlenir. Ve ikisi özel tasarım evlerine taşınırlar. Kendilerine dev bir ev yaptılar. Emma kendi adını koymuştu oraya. Orası bir malikaneydi, çok güzeldi. Çok fazla büyüktü. Her odada televizyon vardı. Sanırım 500 metrekareye yakın boyutta bir evdi. Yani güzeldi. O evdeki bazı halıların 5-10 bin dolara yakın olduğuna dair dedikodular duymuştum. Sadece halıları bile bu kadar pahalıydı. Terry! Neredesin? Buradayım dostum. Bu orada harika olmuş. Bak, ben çok fazla çalışma. Kameraları kurduktan sonra hemen havuz kenarına gidiyoruz, tamam mı? Tamam. Ben öyle insanların sahip oldukları şeyleri kıskanan bir insan olmadım asla. Eğer sahip olduklarını doğru şekillerde kazandılarsa onlar için sevinecek bir insanım. Emma'nın borçlarını başkalarından borç alarak ödediğinin dedikoduları dönerdi. Bazen de yazdığı çeklerin geçersiz olduğu görülürdü ya da insanlara paralarını vermediği olurdu. Sanırım bu sebeple evine güvenlik kameraları taktırdı. Evin her yerini gören yaklaşık bir düzine kamera vardı. Ve işte bu sonuncusu. Bu yeterince şüphe çekmemiş gibi Emma biraz daha ileri gider. Emma ve James evlerinin etrafına çit örmem için beni işe aldılar. Havuzdan dolanıp her yeri çevreleyecekti. Evet işte böyle. Baksana şuna. Patronumuz. Kesinlikle. Ben de kendi kendime onunla ilgili bazı şeylerin garip olduğunu düşündüm. Sanırım bazı sorunları vardı. Emma'nın kurduğunuz çitle ilgili birkaç sorunu var. Anlamadım. Çiti düzgün kurmadığınızı söylüyor. Enoch'la beraber çiti tamamladıktan sonra yanımıza James'i gönderdi. O da bize para ödemeyeceklerini çünkü yaptığımız çiti hiç beğenmediğini söylüyordu. Beni dinle oğlum. İçeri git ve patronuna çiti istediği gibi yaptığımızı söyle. Kuruşu ödemezse biz de çiti tekrar sökeriz. Emma Rain çok soğuk ve çok zeki. Bazı insanlar ona deli gözüyle baksa da bence o deliden çok uzakta. James'in bize yaklaşmasını istemiyordu. Eğer ki herhangi bir insan sizin ailenizden uzakta kalmanızı istiyorsa işte orada yanlış bir şeyler vardır. ...21 Ekim 2011. Sonraki 1,5 sene boyunca Enoch, William ve ailenin geri kalanı Emma ve James'i daha az görürler.
Ve bu sadece olacak kötü şeylerin başlangıcıdır. Evimde koltuğumda oturuyordum. Saat 11 civarıydı. Asla unutmam çünkü Molly Povich Show televizyondaydı. Bu sırada Inak'ın ve James'in annesi oğlunu ziyaret için Emma yoluna ulaşmak üzeredir. Emma onu aramıştı ve ona James'e telefon açtığını ama James'in telefonuna ulaşamadığını söylemişti. Bu yüzden annesinden eve gidip James'in orada olup olmadığını kontrol etmesini istedi. O da arkadan gitmişti. Ve kapı açıktı. İçeri girdi. James. James. Ve işte o anda onu gördü. Anne. Anne ne oldu? Anlatsana. Annem ağlıyordu. Ve bağırıyordu. Sakin olmasını istedim. Ben de sakin kalmaya çalıştım. Ne oldu anne? Ona birinin oğlunu öldürdüğünü söyledi. James'in evine giden yol 15 dakikadır. Inak 5 dakikada gider. Odanın kapısına kadar gidebilmiştim. İnak, burası suç mahalli. Polis memuru beni yaptığım itfaiye işlerinden tanıyordu. Onun arkasında kardeşimin öldürülmüş olduğunu gördüm. Kurşun yaralarını görebiliyordum. Kafasından vurulmuştu. Kötü bir görüntüydü. İtfaiye olarak çalışırken suç mahalli görmüş olsam da aileden biri olduğu zaman farklı hissediyorsun. Anne. İşte o görüntüyü asla unutmayacağım. Lillian'ın hüznünü, yanlış anlamayın, ben de çok mutsuzdum ama onun çocuğu öldü, bebeği öldü. Bir ebeveyn asla bunu yaşamamalı. Bu noktada aklından bir sürü senaryo geçiyor. Bütün olanları kafamda anlamlandırmaya çalışırken Emma'yı arıyorum. Alo? Emma, kötü bir şey oldu. Neredesin? Arkansas'a toplantıya geldim. Ne oldu? Ona James'in başına kötü bir şey geldiğini, onun öldürüldüğünü söyledim. Telefonda sahte bir çığlık duydum. Birinin gerçekten umursamadan verdiği bir tepkiye benziyordu ve işte o anda Emma'dan şüphelenmeye başladım. Ama bu tabii ki sadece kendi hislerimdi. 2006'da kocan öldürüldü ve ondan sadece 5 sene sonra bir kocan daha silahla vurulup öldürülüyor. Emma'ya karşı olan şüphelenmeler yakında adalet adına verilen bir savaşa dönüşecektir. En azından ölüye saygı duy. Polis memurlarına evde güvenlik kameraları olduğunu söyledim. O da bir sonrakinin kendisi olduğunu düşündü. Posta kutusunda bir şey var. Ne? James Rain yatağında ölü bulunduktan 24 saat sonra eşi Emma sonunda evine dönmüştür. 22 Ekim 2011. Arkansas'tan 5 saat süren yolu bu kadar uzun sürede gelmesi Emma'ya karşı şüpheleri de arttırır. Bu olaydan Emma sorumlu olabilir miydi? Bana çok sevdiğim biri cinayet sebebiyle ölü bulunduktan sonra tam bir gün boyunca evine geri dönmediğini söyleyemezsin. Eğer masumsan, zaten en çok yapmak istediğin şey evine dönmektir. Size ne diyebilirim bilmiyorum dedektif. Burada garip bir şey oluyor. Ernest daha yeni New Orleans'da öldürülmüştü. O Emma'nın kocasıydı. 2006'da. Şimdi ise James öldü.
Ben Arkansas'taydım. Konferansa gitmiştim. James'in başına bir şey geldiğini bana telefonda söylediler. Ernest'in öldürüldüğü gecenin aksine bu kez cinayete tanık olabilecek birçok kişi olmasını umut ederler. Polis memurlarına evde güvenlik kameraları olduğunu söyledim. Cinayetten ve Emma'nın kasabadan çıkmasından bir gün önce kameralarda görünen son kişi Emma. Kamerayı kapatırken görünüyor. Ve cinayetin yaşandığı andaysa hiç kayıt yapan kamera yok. Size başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Kamera kaydı yoktu. Ve suç esnasında o başka yerde saygıdeğer bir iş kadınıdır. Polis Emma'dan şüphelenmez. Başka bir ipucu olmayınca da vaka ilerleyemez. Bu William ve Inak için acı verici bir gerçektir. Bundan sonraki 8 gün boyunca James'i gömmeyi daha zorlaştırır. James'e işimiz hakkında konuşmamasını söylemiştim. Emma insanların moralini düzeltecek bir şey söylemek yerine ilk söylediği şey, anne, James'e işimiz hakkında konuşma demiştim oldu. Emma'nın James'in üzerinde onun vurulduğu noktalara dokun. Sadece inak ben, polis ve adli tıp birimi James'in neresinden vurulduğunu biliyor. Emma orada değildi. Yani o yüzden bunu bilmemesi gerekiyor. Erkek kardeşimin cenazesi tam bir fiyaskoydu. Cenazede bile bunları yapması tuhaf. En azından ölüye saygı göster. Inak ve William'ın kafasında Emma'nın James'in cinayetinde parmağı olduğuna dair herhangi bir şüphe cenazede yok olmuştur. Bu onları gerçeği bulmak adına bir yola sürdüler. James'in ölümünden sonra biz bazı cevaplar arıyorduk. Gerçeği bulmak zorundaydık. Kafamızda bildiklerimizi toparlamaya çalışıyorduk ve karşımıza sürekli Terry'nin adı çıkıyordu. James ve Inak'ın evlatlık kardeşleri. Terry James'i çok severdi. Benim ve amcamın aklındaki soruysa Terry'nin neler bildiğiydi. Eğer Terry bir şey biliyorsa bir sonraki hedef o olabilir. Biraz gezeceğiz seninle. Gel hadi. Beni dinle Terry. Sana yardım etmeye geldik. Ernest öldü. James öldü. Eğer bir şey biliyorsan, James bir şey biliyorduysa bize söylemek zorundasın. Bana zorla onları öldürttüler. O anda sessizleşti. Hepimiz sustuk çünkü buna inanamıyorduk. Öldürttüler mi? Kim öldürttü? James ve Emma'nın gelip ona Ernest'i öldürttüklerini söyledi. Terry o anda gerçekten de çok korkmaya başladı. Emma'nın işlerine bulaşan herkesin sonu iyi bitmiyor. Terry ise kendi kaderi için endişelenmeye başlıyor. Bu her şeyi değiştiriyor. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ona baktığımda hala o küçük çocuğun suratını görüyorum. Ama bize bunu yaptığını anlattı. Ona yaklaşmış ve iki kere vurmuştu. 9 milimetre silahla. Sonra da kaçtı. İki yüz yollar boyunca arabasıyla gitti ve
Silahını ise Pontchartrain gölüne atmıştı. Ona doğru olan şeyi yapmak zorunda olduğunu söyledik. Ailesi ona akıl veriyor. Ona polise olan biteni anlatması gerektiğini, yaptıklarını ve olanları bildirmesini ve yardım edeceklerini söylüyorlar. Büyüyen yalanlarla dolu cinayet suçlamaları karşısında Terry başka bir yolu tercih eder. Terry kasabayı terk ediyor ve asla polise teslim olmuyor. James'in bu işlerde bir parmağı olduğunu öğrenmiş olduk. Bu beni gerçekten de James'in cinayetinden bile daha çok üzüyor. James her zaman benim küçük kardeşim olacak. Büyürken bile sürekli onunla uğraşırdık, severdik. Bunu anlaması zor, kavraması zor. Onu tanıyorduk. Kardeşimizdi, yeğenimizdi. Sonra bunu yaptı. William ve Inak'ın kafaları karışmıştır. Terry ise kaçmaktadır. Bundan sonra gelecek 3 gün onlar için zordur. Sanırım saat 3:30 ya da 4'tü. Posta kutusunda bir şey var. Ne? Bu da kim? Bugüne kadar hala o Arya'nın kim olduğunu hiç bilmiyorum. İşte burada, tam şurada. Emma Ernest Smith'in adına bir hayat sigortası çıkarmıştı. 96 ya da 97 yılında sigorta miktarını ölene kadar yavaş yavaş artırmıştı. Bu belgelerde görülen sigorta miktarındaki artış 100 bin dolardan 800 bin dolara kadar çıkmış. Ve Ernest'in cinayetinden önce ise yararlanacak isimlere bir kişi daha ekleniyor. O kişi ise benim kardeşim James Rain. Ernest Smith'in hayat sigortasından yararlanacak isimlerden biri. Aklı yerinde olan hiçbir adam başka bir adamın ismini sigortasına koydurmaz. Özellikle de karısıyla ilişkisi olan bir adamın ismini. Asla. James ve Emma Poplarville, Mississippi'ye taşınmışlardı. Evlenmiş ve kendilerine büyük bir ev kurmuşlardı. İşte para burada harcanmıştı. James bize yalan söyledi. Ben hiçbir şey yapmadım. Bizimle oyun oynadı. Ve şimdi de James öldürülmüştür. Sigortayı keşfeden Inak ve William artık asıl suçlunun Emma olduğundan emindir. Eğer bu olan bitenlere biz bir son vermeseydik, bir başkası daha onun ellerinde ölebilirdi. Eğer James'in cinayetini çözeceksek, önce Ernest'in cinayetinin detaylarını çözmemiz gerekecek. Ernest'in cinayetinden 6 yıl sonra, William ve Inak, Emma'nın suçlarının başlangıcı olan yere, bir çözülmemiş vakalar dedektifiyle buluşmaya giderler. Çalıştığı her vakada başarılı olmuş. Hiçbir vakayı kaybetmemiş. Bu hoşuma gitmişti. Dedektif Chambers. Ben Inak Rain. Bu da amcam William. O sırada konuyla bilgim hiç yoktu. Elimde cinayet vakasıyla ilgili belgeler yoktu. Daha bakmamıştım. Ve bana söylediğiniz üvey kardeşiniz Terry'nin Ernst Smith'i vurdu ve Emma da ona bunun için para verdi. Kariyerimde ilk defa bu sırada bir aile bireyi başka bir aile bireyiyle ilgili benimle konuşmuş ve cinayet suçlamasında bulunmuştu. Hepsi aile pikniğinde başlamıştı. Kardeşim James. Inak ve William hikayeyi tüm detaylarıyla ona anlatırlar. Bu iki adamla tanışan herkes çok kısa bir süre içinde söyledikleri her şeyin doğru olduğunun farkına varıyor diyebilirim. Emma'dan uzak durmanızı istiyorum sizden.
Tamamdır. Emma tekrar birini öldürebilirdi. Size ondan korkmadığımı söylesem yalan olurdu. Bu kadının neler yapabileceğini bilmiyorduk. Ağzını açmaya çok fazla korkan insanlar bile vardı. Yalnızca katil ve polis bu detayı bilebilirdi. Cevapları bulmak istiyorsak daha ileri gitmemiz gerekecekti. New Orleans, Louisiana, Mart 2013. 2013 bahar aylarında Enoch Rain ve amcası William Fowler tekrar New Orleans'a çağrılırlar. Çözülmemiş vakalar dedektifi Desinda Chambers'ın ofisine gelirler. Ne yazık ki şüpheleriniz doğru çıkıyor. Bay Ernst'ün cinayetine odaklanıp keşiflerde bulunmuştum. Bu şekilde suç mahallinden alınmış gerçek ifadelere ulaşabilmiştim. Artık onların bize inandığını söylemişti. Her şey tam olarak suç mahallinden alınan kanıtlarla uyumluydu. Bu kesindi. Dostum, ben de bu motosikletlerden bir tane alacağım gerçekten. Terry onlara Ernest Smith'in arkadaşıyla konuşmasını izlediğini söylüyor. Sonra da onu 9 milimetre silahla iki kez vuruyor. İşte bu detay çok önemlidir. Bütün bu süre boyunca kimse hangi silahın kullanıldığını bize söylememişti. Yalnızca katil ve polis bu detayı bilebilirdi. Nihayet ailenin dışından biri Emma'nın suçunun farkına varır. Emma neler olduğunu farkındaydı. Bunun gerçekleşmesini bekliyordu ve Terry'e sinyal vermek için zamanını bekliyordu. Onu kollarımda tutuyordum. Sonra polisi aradım. Üzerindeki kıyafetlere kan bulaştırmadan onu tutmuş olmasının gerçekten de hiçbir yolu yoktu. Hiç. Üzerinde beyaz pantolon vardı. Ernest'tan hiç kan ya da DNA üzerine bulaşmamıştı. Ve bu adamı sevdiğini mi söylüyorsun sen? Bu vakadaki en açık delilse Enoch'ın posta kutusuna isimsizce bırakılmış sigorta belgeleri olmuştur. Bu sigorta belgelerini okumaya başladığım zaman gerçekten kendimi durduramıyordum. Birinin sevgilisinin adını kocasının sigorta belgelerinin üzerine yazıyor olması gerçekten de hiç normal bir durum değil. Çok şaşırmıştım. Teşekkür ederim. O gece eve döndüğümde nihayet uyuyabildim. İşte olay çözülüyordu. Böyle bir şeyi duymak bize güç verdi. Bize güç verdi çünkü artık her şey açığa çıkıyordu. Kansas, Missouri, 1 Ağustos 2013. Birkaç ay sürse de New Orleans polisi Emma'yı bulur ve onu Ernest Smith'in cinayeti için tutuklarlar. Oysa 5 numaralı kocasıyla evlenmiştir bile. Ona açıkça kocasının cinayeti söyledim. Ve bana verdiği cevap hangi kocamın cinayeti demek oldu. Evet. Emma gerçekten de para kazanmak için kocalarını öldürüyordu. Neticede onun kariyeri sadece buydu. Yeni eşinin de öleceğini düşünmek hiç de tuhaf olmazdı herhalde. Onu da öldürürdü. Desinla bizi aradı ve onu yakaladıklarını, tutukladıklarını söyledi. Üzerimizden büyük bir yük kalkmıştı. Eğer üzerinizde 100 kilo bir ağırlık olsa ve biri gelip onu hafifçe kaldırsa, işte o ilk aldığınız nefes gibi hissediyorduk kendimizi. Ve bunu hak ediyorduk. 3 sene boyunca kaçtıktan sonra Alfred Terry Everett tutuklanıyor. Aralık 2014'te davaya çıkarılıyor. Terry'nin yaptıkları için onun lehine ifade vermek zordu. Onu seviyorduk ve onu hala seviyoruz. Terry ne kadar inkar etse de bizim doğru olanı yaptığımızı biliyor. Asla kabul etmeyecek ama bunu biliyor. Terry, Ernest Smith'in cinayeti için tutuklanıyor. Louisiana Devlet Hapishanesi'nde müebbet hapis yatıyor. Emma Ray'nin davasının zamanı geldiğinde konuşmaktan çok korkan insanlar da oldu. Eğer konuşsalar Emma Ray'nin onları bulup öldüreceklerinden gerçekten de çok korkuyorlardı. Enoch ve William korkmamıştır. Onların ifadeleri çok işe yarar.
Dava süresince bize çok ama çok soğuk bakışlar attı. O çok zeki olsa da ben ve inak kadar zeki değildi. 12 Ağustos 2016'da Emma, Ernest Smith'in cinayeti için ikinci dereceden cinayetle suçlanıyor. Louisiana Kadın Hapishanesi'ne müebbet hapis yatıyor. Emma'nın hapishanede olması onunla yolları kesişen herkes için çok önemli. Emma görüntüsüyle birçok insanı kandırmayı başarmıştı. Ona dışarıdan baktığınız zaman iş sahibi, papazın eşi olarak görüyorsunuz. Ama bu bir yalandı. Onun asla durmayacağından gerçekten de eminim. Gitgide daha da iyileşiyordu. Ve bir insanın eğer kalbi yoksa ne isterse yapabilir. Ve bence Emma'nın asla bir kalbi olmamıştı. Ve biliyoruz ki bir gün gelecek o da şeytanla dans ediyor olacak. Eğer şeytanla denizde aklınıza boynuz kuyruk geliyorsa bunu unutun. Onları çıkarın ve karşınıza çıkan şey Emma olacak. Evet, ben kötülüğe inanıyorum. Ama iyiliğe de inanıyorum. İyilik kendi rolünü oynayacak ve siz de kendi rolünüzü oynamalısınız. Zamanı geldiğinde doğru olan şeyi yapmamız gerekiyor. Bugün hala James Ray'nin cinayeti çözülmemiş bir olay olarak duruyor. Ford ilçesinin şerifi bana ve Inaka gerçek bir delile ihtiyacı olduğunu söylemişti. Daha fazla cevaba ulaşmak için ailece daha ileri gitmemiz gerekecek. Tanrı'nın benim hayatım için ne planladığını bilmiyorum ama benim zamanım geldiği zaman hiçbir şeyin yoluma çıkmasına izin vermeden yaşayacağım. James'in cinayeti için de adalet bulunacak. James'in suçlarını unutturmaya çalışmıyoruz. O da hata yaptı. Buna karşı çıkmıyoruz. William ve Inak benimle konuştular. Bana her şeyi söylediler. Ve bence bunun için çok cesur olmaları gerekiyordu. Bunu yapmaları çok iyi oldu. Bana bunu yapmalarının sebebi olarak ne kadar aile olsak da yanlışın yanlış olduğunu ve benim babamın iyi bir adam olduğunu söylediler. Ben James'i affettim. Emma'yı da affettim. Terry'yi de öyle. Ama şimdi James öldü. Umarım bazı şeyleri çözüme kavuşturmayı başarabilmiş ve affedilmek isteyebilmiştir. Terry ve Emma ise onlar hala yaşıyor. Umarım onlar da doğru şeyler yapmaya başlarlar. Ama başkalarının verdiği kararları kontrol edemiyoruz. James en büyük bedeli ödemiş olsa bile, öldüğü halde, eğer o da hala burada olsa, onu da polise teslim ederdik. Eğer öldürülmeden önce öğrenmiş olsaydık. Onu seviyorum. O öldü ve artık yok. James'i hep seveceğim ama her zaman da hayal kırıklığı hissedeceğim.